arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir aplike çalışması yapmak istiyoruz sevimli bir arı çalışalım arımızı başını gövdesini ve kanatları olarak örüyoruz yüzündeki gözlerini yanaklarını ve ağzını ise iğnemizde işliyoruz. E, antenlerini de ördükten sonra bakınız iğnesine varana kadar arımızı tamamlıyoruz. Ve şu şekilde güzel bir aplike çalışması oluyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen arımızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Sarı ipimi ve 2 numara tığımı aldım. Örmeye başlıyorum. Arımızın baş kısmıyla başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Üstten alıyorum. 1 İki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak yuvamın içerisine giriyorum. Bir, iki zincirimizle birlikte üç oldu. Dört, beş, altı çekiyorum şöyle biraz kapatıyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum bakınız 7 8 9 10 11 ve 12 12 defa başını dolayarak battık ve bu şekilde doldurduk arkadan ipimi çekiyorum şu şekilde düzeltiyorum birbirlerine yaklaştırıyorum trabzanları ki birleştirme yerinde arada ayrım kalmasın en son örmüş olduğumuz ilmeği zincirimizin üzerine gelerek batıyorum ve sadece geçişimi yapıyorum. İpimi biraz daha sıkıştırıyorum. En sıkışabildiği noktaya kadar geliyorum bakınız. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Tekrar aynı yere giriyorum ve başlıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine ikişer defa örüyorum. 1 aynı yere batıyorum 2 devam ediyorum sırasıyla ile 1 aynı yere batıyorum 2 bütün 12 tane trabzanımızın tamamını ikişer ikişer örerek 24 sayısına ulaşalım. Yani hepsine iki battığımız zaman hiç saymanıza gerek yok zaten o sayıya ulaşacağız. Evet başa kadar gelelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi birleştirme yerindeyim. Zincirimi çektiğim yere geliyorum. Başını dolayarak sadece geçişimi yapıyorum. Tekrar bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Ve çekiyorum. İlerliyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak batalım. Tek battım bakınız burada çift olarak batıyorum. Bakın çift. Şimdi başını doluyorum. Sıradaki yeri tek olarak örüyorum. Bir sonrakini ise çift olarak öreceğim. Bir aynı yere batıyorum. İki. Bir tek bir çift. 1 ve 2 tekrar bakınız iki tane ördüm bir tane tek bir tane çift ilerliyorum ve başlangıç noktamıza kadar bir tek bir çift olarak örelim ve bitişte görüşelim ve en son yerde başlangıç noktasına gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekerek birleştirmemi yapıyorum ve aramızın başını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi hem arkadaki hem de bu en son kopardığımız ilmeğimizi görünmeyecek bir şekilde şöyle içeriye alalım. Şurayı bozmadan bakın şu şekilde birkaç kere geçirdikten sonra gizleme işleminizi yapıp ipimizi keselim. Evet, şu şekilde çalıştık. İpimizi içeriye çektikten sonra bakınız burası ipimizi kopardığımız kısım. Buradan aramızın antenini örmeye devam edeceğiz. Şimdi gözümüzün bir tanesini işledim. Diğer gözümüzü de hemen işlemeye başlıyorum. Bakın tam ortadaki e, başlangıç deliğimizin hemen kenarına gözümün birini yerleştirdim. Diğerini de hemen işlemeye başlıyorum. Dengeli bir şekilde her iki gözümüzü de karşılıklı işleyelim. Ve aramızın gözlerini tamamlayalım. Gözümüzün ikincisini de işledikten sonra şimdi bir de ağız çalışması yapalım. Aşağıya doğru iniyorum. Şöyle gülümseyen bir yüz yapalım. Şuradan batıyorum. İpimizi hiç koparmadan ortalıyorum Ve diğer taraftan şöyle çıkıyorum şöyle gülümseyen bir yüz yapalım biraz daha derinleştirelim gülümsediği ortaya çıksın bakınız derinleştikçe gülümsediğimiz daha güzel görülmekte Şöyle birazcık daha almak istiyorum. Evet. Şimdi siyah ipimizde yüzümüzün, gözümüz ve ağzımızın gülümseyen kısımlarını işledik. İpimi arkadan düğümümü atarak koparıyorum. taktım. Pembe ipim. Bir tane de yanak yaptım. Bir tane de antenini ördüm. Şimdi diğer yanağı şöyle sizlerle birlikte örelim. Gözümüzün tam altına gelecek şekilde kenardan bakınız şöyle içe doğru dikelim. Sarma yöntemiyle sadece sarıyoruz. bir tane daha yapsak yeterli olacak. Evet. Yanağımızı yaptıktan sonra arkasına bir tane şöyle düğümümüzü atalım. Ve ipimizi koparalım. Antenimin bir tanesini ördüm. Şimdi ikinci antenimizi de sizlerle birlikte örelim. Şöyle gördüğümüz gibi şuradan başlamak istiyorum. Siyah ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ördüm. Hemen bir sonraki zincirime gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonrasına daha geliyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Antenimin ucundaki tomurcuğumu bu şekilde örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve kesmiş olduğum ipimi ve de başlangıç ipimi kendi içerisinde gizliyoruz. Bakınız mutlaka iplerimizi gizleyelim. Hemen yaparsak sonrasına işlerimiz yığılmaz. Bakın kendi içinde gizledim. Hemen temizliyorum. Şuradaki başlangıç bölümünü de hemen sarı ipimin içerisinde gizlemem gerekiyor çünkü buradan başladığımız için evet hem antenlerimizi ve de yanaklarımızı da tamamladıktan sonra şimdi gövde kısmını örmeye başlayabiliriz kısmını hemen şu çenesinin altından örmeye başlayalım. Şöyle alıyorum. Çok da derinden batmayalım. Hemen uç kısmından batıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Siyahımızla başlayalım. Bir tane siyahıma düğümüm atıyorum. Arkada kalsın. Bir, bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne örüyorum. Bakınız. 2 3 ipimi de gizliyorum 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemizi hemen çenemizin altına ördük şu şekilde bakınız bir tane daha örelim 9 orantılayalım bakınız yüzümüzdeki gülümseme ile orantılı olsun ve başlayalım 1 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane batıyorum. Bakın sadece başlangıçta aynı yere battım. Çünkü yanlara doğru şişkinlik vermek istedim. Gövdesini oluşturacağımız için aralara sadece bir defa başını dolayarak batıyoruz. En son yine iki defa aynı yere batıyorum ve ipimi koparıyorum burada bir tane tabi zincirimizi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi koparalım şimdi sarı rengimizde örmeye başlayalım sarı ipimi alıyorum ipimizi kopardığımız yerden örmeye başlıyoruz batıyorum bakınız ilk başlangıç yerine bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batıyorum ve iplerimi şu şekilde içe alarak gizliyorum. Ve birer birer aradaki kısımların her birisine birer tane başını dolayarak batıyorum. Hiç iki batmıyoruz aralarda hepsini birer defa başını dolayarak örüyoruz. en son bölümü batalım yine iki defa battım bir ve iki zincirimi çekiyorum yönümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak bu kez birer birer batırıyoruz daha fazla genişletmiyoruz bir bakınız sırası ile ilerliyorum hepsine birer birer En son noktamıza geldik bakınız şu kısmımıza ve örgümüzü tekrar çeviriyoruz. Birer bir sıra daha örerek tamamlıyoruz. Evet, ipimizi kopardım sarıyla işimizi tamamladık. Şimdi e, siyah ipimizle en kenardan başlıyoruz. 1 ve 2 hemen yanındaki yere geliyorum. İpimi de alttan götürüyorum aramızın çizgilerini bu şekilde tamamlıyoruz. Artık artış yapmıyoruz. Şöyle altı alabildiğimiz kadar alalım. Başını doluyorum. Başını doluyorum. Evet. Buradan bir zincirimi çektikten sonra geri dönüşümü yapıyorum bir içeriye batıyorum. Bakınız dibine değil bir sonraki yere başını doluyorum. Batıyorum. Hepsini yine başını dolayarak batıyorum. Şu şekilde bakınız. Şimdi tam ortaladım. Bakınız tam ortaladım. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi hemen trabzanımın en tepe noktasına şöyle yandan girerek batıyorum ve burada aramızın iğnesini oluşturuyoruz. Sonrasında yine tığımızın başını dolayarak birer birer uç noktaya kadar ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız aramızın iğnesi ve alt kısmını bu şekilde tamamladık. Evet şimdi aramızın kanatlarını çalışmaya başlayalım sarıyla siyahın başlangıç yerinden bakınız tam arasından giriyorum ve hangi renkte kanat yapmak istiyorsanız ipinizi bağlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çekelim ve geri dönüşe başlayalım tığımın başını doluyorum hemen dibindeki zincirin içerisine geliyorum batıyorum ve bir sonraki zincirimin içerisine başını dolayarak batıyorum İpim biraz katlı olduğu için bakınız açılıyor şöyle hemen yanındakini atlamak istemiyorum Evet doğru yerdeyiz tekrar bir sonrakini tığımın başını doluyorum batıyorum tane kalınca batmadan ana gövdeye giriyorum. Bakınız ana gövdeye girdikten sonra hemen üste doğru batıyorum. Şu şekilde örgümün yönünü çeviriyorum ve sık iğne olarak örmeye başlıyorum. 1 2 3 Tam ortadaki dönüş yerimize geldik dönüş olduğu için oraya 3 defa batalım 1 2 başını dolamıyoruz 3 çeviriyorum Bir, bakınız hepsinin etrafında birer birer dolaşıyorum bütün trabzanlarımızın biraz önce gidişi beraber yaptığımız ikinci turumuzu atıyoruz şöyle bakalım kanadımıza Bakınız şu şekilde yukarıya doğru çıkardım. Hemen dibine girerek batıyorum. Birinci kısmımızı kanadımızın ördük. Bir de minik kısım şu şuraya örelim. Hemen dibine bakınız. Şuraya batıyorum. Hemen biraz ileriye. 1, 2, 3 defa battık. Hemen siyahla sarının son yerine de battım 1 2 3 4 bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum birinci yuvaya başını doladım ikinci yuvaya başını dolayarak giriyorum üçüncü yuvaya da başını dolayarak batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum dönüşümü yapıyorum tığımın başını doluyorum bir ileriye batıyorum ve en son bölüme de batıyorum. Şöyle görelim. Bir tane de zincirimi çektikten sonra bitiriyorum. Bakınız kanatlarımın her ikisini de bu şekilde tamamladım. Kanatlarımızın diğerlerini de ördükten sonra aplike çalışmamızın sonuna geldik ve arımızı bu şekilde tamamladık. Evet, umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.